Açıkçası şöyle değerlendirebiliriz Özlem, ee, bir deprem yaşandı Amerika'daki bankacılık sisteminde. Onun tsunami dalgaları yavaş yavaş küresel piyasalara doğru uzandı ama aynı dalgalar şimdi gelip bir kez daha hani Atlas Okyanusu'ndan çıktı. Şimdi Pasifik tarafından gelip bir kez daha Amerika'yı da vuruyor diyebiliriz. Aslında bir nebze olsun piyasalar rahatlamıştı. Başkan Biden'ın yaptığı açıklamadan sonra özellikle Silikon Vadisi Bankası'nda mevduatı bulunan kişilere sigorta fonundan ödeme yapılacağını hatta 250 bin doların üzerindeki mevduat sahiplerine de ödeme yapılacağını kimsenin parasının bankada kalmayacağını söylemesi üzerine bir rahatlama olmuştu. Dow Jones Endeksi hafta başında bir nebze olsun kendisini toparlamıştı. Ama ardarda arda Avrupa'dan da gelen bankaların krize gireceğine dair e, sinyaller, açıklamalar açıkçası bu defa tekrar Amerika'da da işlerin yeniden e, kötüye gitmesine, piyasaların yeniden olumsuz etkilenmesine neden oldu. Şu dakikaları itibariyle baktığımda Dow Jones Endeksi %1,36 436 puan e, aşağıda görünüyor endeks. Ciddi bir düşüş var yani. Ben benzer şekilde Nasdaq'ta da yani e, e, özellikle özellikle teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq'ta ise %2'nin üzerinde bir kayıp var. Silikon Vadisi Bankası özellikle teknoloji hisselerinin yatırımlarının olduğu, teknoloji hisse, teknoloji şirketlerine aynı zamanda krediler sağlayan bir bankaydı. Sen de söyledin Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler Komisyonu bir soruşturma başlattı. Soruşturmada özellikle banka sahiplerinin iki hissedarın bankanın çöküşünden, bankanın batma kararından iki gün önce hisse satışı yapmaları konusu soruşturuluyor. Soruşturmayı Washington ve San Francisco'daki dolandırıcılık masası aynı zamanda yürütüyorlar. Ee, artı bununla birlikte bazı hissedarlar bankanın bazı hissedarları da yine büyük hissedarlara ve bankanın bağlı olduğu holdinge dava açmış durumdalar. Dolayısıyla bu dava süreci de devam edecek durumda. Ancak söylediğim gibi Almanya'da Commerzbank, İspanya'da Santander, e, İsviçre'de Credit Suisse'e doğru uzanan bir bankacılık krizi e, durumu gündemde. Bu da piyasaların moralini iyiden iyiye bozmuş durumda Özlem.